Benim için arşiv, hatıraların saklandığı ve tarihin yazıldığı yerdir. Arşivler bana demokrasiyi çağrıştırıyor. Hepsi birer bilgi deposu. Geçmişte bazı şeylerin nasıl yapıldığını, ne kadar iyi ya da kötü yapıldığını hatırlayabilmemiz için bir şeyleri sakladığınız ya da depoladığınız yerler arşivler. Her şey arşivlik olabilir. Medikal ekipmanlar, içi doldurulmuş kuşlar, sanat eserleri, göktaşları. Merkezdeki objeye anlam katan, hikayesini anlatan ve onu arka planda destekleyen gündelik bilgilerden oluşurlar. Biriyle, bir yerle, bir olayla ya da bir akımla ilgili malzemeler de olabilir. Kültürlere ya da araçlara şahitlik ederler. Değişik çağlarda ve dönemlerde bizden önce yaşayan insanlarla alakalıdırlar. En güzeli, arşivler her zaman hayatta kalır. Arşivler bizi bir konu ya da bir kişi hakkında yazılmış kitapları okuyarak ikinci ağızdan elde edebileceğimiz bilgilerden daha derinlere götürebilir. Tate Arşivi, Britanya Güzel Sanatları'nın ulusal arşivi olarak geçiyor. İçerideki 800 arşiv koleksiyonuyla dünyadaki en büyük ikinci arşive sahibiz. Elimizde 1 milyona yakın doküman olduğunu söyleyebilirim. Sadece Birleşik Krallık'taki insanların değil, dünya üzerindeki herkesin erişebilmesi için arşiv koleksiyonundaki 52 bin parçayı dijital ortama taşımaya çalışıyoruz. Aslında arşivleme süreci zaten bu yönde ilerliyor. Her ne kadar fiziksel olarak bir arşivi ziyaret ettiğinizde farklı deneyimler ve duygular elde etseniz de, artık arşiv kayıtlarına ulaşmak için bunu yapmak zorunda değilsiniz. Her şey kağıt üzerinde değil. Sanat eserleri, karalama defterleri, fotoğraflar da var. Farklı bir açıdan bakıldığında sanat eseri sayılabilecek kırık dökük malzemeler de var. Mesela fırçalar ve paletler. Bunlar Tate'in sahip olduğu olağanüstü İngiliz sanat koleksiyonuna anlam ve derinlik kazandıran parçalar. Tate'in arşivinde çok sayıda ufak süs eşyası ve döküntüler de mevcut. Mesela Francis Bacon'ın valizi burada. Bunun gerçekten de garip eşyalardan oluşmuş bir koleksiyon olduğunu size söyleyebilirim. Koleksiyon parçalarını değişik şekillerde topluyoruz. Genellikle sanatçının kendisi ya da ailesinden biri beni ya da ekibimden birini arar. Sanatçıların kafalarından geçenleri ve neler yaratacaklarını not ediş biçimleri gerçekten de inanılmaz. Bir sanatçının arşivinde fikirlerini ve kafasından geçen şeyleri karaladığı bir defter olmasını beklerim. Kendi fotoğrafları, diğer sanatçılarla olan fotoğrafları ve hayatlarında önemli yeri olan insanlara ait fotoğraflar da olabilir. Benim gördüğüm ilk arşiv, ressam olan babamın ölümünden sonra ona ait olan arşivdi. İçinde bir sürü çizim ve yazdığı komik hikayeler vardı. Yaptığı küçük illüstrasyonları ve el yazısını görmek, onun daha önce görmediğim bir yanını bana gösterdi. Ve 1940'larda nasıl biri olduğunu anlamama yardım etti. 2008'de Volsov Yeni Sanat Galerisi'nde Epstein arşivinde çalıştım. Karşımıza içinde çöp olan plastik bir torba çıktı. Bu torbanın içinde iki takvim yaprağı vardı. Bunlar Epstein'ın iki çocuğu Theo ve Esther'in öldükleri günlere aitti. Bunları Epstein gibi kuvvetli dürtüleri olan bir sanatçıyla yaşamanın inişleri ve çıkışları üzerine yaptığımız serginin ilham kaynağı olarak kullandık.
Güney Londra Afrika Müzik Arşivi adında bir proje tasarladım. Peckham platformunu bir açık arşive dönüştürerek insanların Güney Londra Afrika müziğine dair hikayelerini ve bu konuda topladıkları diğer şeyleri bir araya getirmelerini sağladık. Çok değişik parçalar var. Mesela bu, birinin gece kulübü giriş bileti. Bir plak çalarım ve birçok plağım olduğu için bir sürü plak da getirildi. İnsanların arşivlere erişebilmesi ve katkıda bulunabilmesi için değişik yollar yarattık. Kullandığımız yollardan biri, insanların üzerine eklemeler yapabileceği Güney Londra'ya ait büyük bir haritaydı. Mesajlarla yollanan hikayeleri harita üzerine ait oldukları yerlere yerleştirdik. Ziyaret ettiğim arşivlerin bana kazandırdığı şeylerden biri, marjinal hikayeler yaratarak insanları bu hikayelerdeki rolleri hakkında da düşündürebilmek. Tate Arşivi, buraya üye olan ve Tate'in sahip olduğu parçaları görmek için rezervasyon yaptıran herkesin gelebileceği bir yer. Okuma odasında herkesin keyifle oturup detaylı okumalar ve araştırmalar yapabileceği alanlar yarattık.